mahallede, sınıfta, kuzenler arasında sır paylaşılan kişiydim. Yani dinlemeyi de seviyordum. Bir de hatta benim için ketum da derlerdi yani. Kendimle ilgili bir şey de anlatmazdım, bana anlatılan bir şey de anlatmazdım. Ve dinlediğim zaman da çözüm bulmayı da seviyordum. Sonra işte yaşım böyle biraz 12-13 gibi ilerleyince, hatta benden yaşça büyüklerle artık oturup kalkmaya başladım. Aile dostlarımızdan birinin kızı nişanlı o sene. Ben de zannediyorum 14 yaşındayım. O da 19-20 yaşlarında. Bütün bir yaz boyunca sürekli onun sorunlarını dinliyorum. O da bana anlatmaktan keyif alıyor ama ben de müthiş bir ilgiyle dinliyorum. Yani hiç rahatsız değilim. O zaman anladım ki yani hani bu ilişkilere ilgim ve merakım var. Hani ne oluyor da bir taraf ne yapınca diğer tarafta nasıl bir etkiye yol açıyor? Bunların hepsi bir bütün olarak kadın erkek ilişkilerine kafa yormaya başlamamın temelleriydi. Ortaokul ve liseyi yatılı olarak okudum. Ve orada da yine aynı şekilde hep dinleyen, sır tutan kişiydim. Ama kendi sıkıntılarımı anlattığım kişi kurumun psikoloğuydu. Zannediyorum o zaman hani tam bu meslek benim için diye karar verdiğim zaman. Ben tek tercihli Bilgi Üniversitesi psikolojiyi yazdım. Serüven orada başladı. Belediyenin engelliler merkezinde engelli ailelerine destek verdim bir yıl. Sonrasında yine aynı işe devam ettiğim başka özel bir yerde aynı işi yaptım. Sonra üniversiteden arkadaşımla ofis açtık. Bir müddet de kendi ofisimi işlettim. Ardından Medayim Hoca ile tanışıklığımız bir danışan vesilesiyle oldu. Danışanımı getirmiştim. Hocam da madem danışanınla birlikte geldin, sen de seansa gir dedi. Benim için büyük lütuftu. Seansa girdim ve sonrasında yollarımız bu şekilde kesişmiş oldu. Birlikte çalışmaya başladık. 4 yıldır birlikte çalışıyoruz. Çalışırken bir müddet sonra yüksek lisansa başladım, klinik psikoloji yüksek lisansına. Orayı bitirdikten sonra evlilik terapisi ilgimi çekmeye başladı, eş ilişkisi. Çünkü bildiğimiz bir şey var ki mutluluğun formülü etrafımızda kurduğumuz insanlarla ilişkiler. Gözlem yapmayı da çok sevdiğim için ailenin de en küçüğüyüm, 6 kardeşiz. Ve ben çok küçükkenden itibaren hani ailedeki herkes evlendi, yeğenlerim oldu. Sürekli olarak hani o işte ablamla eniştemi, abimle yengemi gözlemliyorum, bir fikrim oluyor. Eş terapisine ilgi duymaya başladım. Önce Sağlık Bakanlığı'nın açmış olduğu bir eğitim vardı. Orayı bitirdim. Sonra o bana yeterli gelmedi. Aile danışmanlığı ve eğitimi, yüksek lisansını ikinci olarak başladım. Orası bittikten sonra da şu anda klinik psikoloji doktora programına devam ediyorum. O zamandan beri de hem yetişkin, bireysel hem de eş terapileri yapıyorum. Terapi odasında aslında bizim görevimiz ayna olmak. Yani Hümeyra olarak yokum terapi odasında. Benim yargılarım yok, benim değerlerim yok, benim bakış açım yok. Danışanın getirdiği şey neyse, o ne sıkıntı yaşıyorsa, bilimsel olarak yapılmış araştırma sonuçlarından
doğru olanı sadece ona söylemek ve göstermek benim görevim. Seçimi yine o yapacak. Onunla birlikte aslında her bir danışan benim için bir heyecan oluşturuyor. Çünkü insanların hayatlarını, evlerindeki düzeni, çocukluğumdan beri mesela yurt dışı seyahatlerinde en merak ettiğim şey insanların evlerindeki düzendir. O alışkanlıkları nelerdir? Önce onların hikayelerini dinleyip, sonra getirdikleri sorunla, aslında önlerinde içlerindeyken göremedikleri alternatifleri onlara sunmak ve o yolculuğu birlikte yapmak keyif veriyor. Kliniğe geldiğimde ilk olarak mutlaka bir limonlu suyumu ya da mevsim meyvesi ne varsa, özellikle bitkileri çok seviyorum, nane, maydanoz. Öyle bir şeyle suyumu hazırlayıp odama geçerim. Sonrasında filtre kahve zaten olmazsa olmaz şeyim. Bütün gün herhalde bir 3-5 bardak içiyor olabilirim. Ardından seanslar başlıyor. Seans araları çok önemli çünkü zamanımın çoğu burada geçiyor. Seans aralarında kendimi, yani zihnimi boşaltıp diğer seansa hazırlanabilmem çok önemli. Bunun için bazen aralarda meyve molası veriyorum. Bazen kliniğin içerisinde yürüyüş yapıyorum ya da dışarıya çıkıyorum eğer öğle arasındaysam. Sokaklarda, Üsküdar sokakları özellikle de çok güzel sokaklarda yürüyorum. Binamız eski eser bir bina, yüksek tavanlı, kocaman pencereleri olan ve bol yeşillikli. Buraya hatta bu kadar çiçek alınacağı zaman hani nasıl bakılır, hani bakılabilir mi? Ben bakacağıma dair söz vermiştim. Sabah geldiğimde mutlaka çiçeklere bir bakarım, orta alandaki ağaçlara bir bakarım, kurumuş yaprakları var mı? Ve kedilerimiz var. Sevdiğim ne varsa, bana ait olan, beni yansıtan, içeriye girdiğimde hani onu görmekten memnun olacağım. Her bir parçayı o şekilde aldım. Yani halıdan en ufak bir detaya kadar sevdiğim şeyleri, evde kullandığım şeyleri getirdim. O yüzden buraya gelmeyi seviyorum. Burası evimden daha çok vakit geçirdiğim bir yer ve evim gibi hissediyorum aslında. O rahatlık olmasa zannediyorum bu kadar uzun saatler çalışılamaz zaten. Ve yaptığımız işte her bir seansta tabii kişiler buraya geliyorlar, problemlerini anlatıp aslında bırakıp çıkıyorlar. Ve onu bir şekilde tölere etmesi gereken, öğütmesi gereken biziz. Böyle rahat bir ortam olmasa onu yapmak da oldukça zor oluyor. İnsan bu alanda çalışmayacak olsa bile sadece bu bilimi öğrenmenin, kıyısından öğrencisi olmanın hayatına kattığı bir sürü şey var aslında. İnsan davranışlarını yorumlamak, insanın en büyük ihtiyacı anlaşılmak, anlamak ve anlaşılmak. Bir parça daha kendimi anlamama, etrafımdaki ilişki içerisinde olduğum kişileri anlamama katkısı oldu.